Günaydın benim güzel aile. Nasılsınız bugün? İyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Şöyle yapsam tamamdır. Gördüğünüz gibi yeni bir arkadaşımız var. Şöyle tamamdır. Biz 15 dakikamızı yaptık mı? Tamam, 16 yaptık bile. Neyse biz yolumuza devam edelim. Buradan kaçalım. Gördüğünüz gibi şu an otoyoldayız. İstasyondayız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kimse gelmiyor. Yok. Okey. Şuradan bir çıkalım. Biraz dar. Dar. Dar değil de. Saat şu an 9:20. Dışarıda 2 derecemiz var ve bugün biraz özel değil de değişik bir gün. Benim için bir şey değişmiyor ama diğerler vatandaşlar için Fransa'da değişik bir gün. Niye? Çünkü bugün Noel günümüz. Ne? Bugün ayın 25'i. Biliyorsunuz Fransa'da yani eski olan Hristiyan ülkeler mi oluyor sanırım? Yani Noel günü kutluyorlar. Kutladığı için fazla kimse yok yollarda. Biz de rahatız. Yolumuza da rahatça devam edebiliriz. Biz de buradan çıkalım. Hop. Tamamdır. Biz de buradan kaçalım. Gördüğünüz gibi şu an bu park bomboş. Bana da tuhaf geliyor çünkü genelde ben bu parkı her zaman dolu görürüm. Yani duracak yer yok. O yüzden ben genelde 15 dakika yaparım. Çünkü mola verdiğimizde ya 45 yaparız birdenbire ya bir 15. Bir de yanına da 30 dakika yapmamız lazım. Tabii ki o 4,5 saatlerde. Biz tekrar yolumuzu alalım. Yolumuzu, otoyolumuzu değiştirmeyelim. Nantes-Angers-Tours. Hayır. Biz oradan geçmiyoruz. Biz düz gidiyoruz. Niye? Çünkü biz Lyon-Bourges-Vierzon tarafına gidiyoruz. Biz bugün eve döneceğiz. İlk defa belki bu şirkete başladığımdan beri 6 ayı geçtim. Evet. İlk defa 6 ay içinde öğlen, cuma öğlen eve geleceğim. Tuhafıma geliyor çünkü genelde ben akşamları eve döndüğüm için. Yani nasıl desem, bana gerçekten tuhaf geliyor. Öyle diyelim. Şu an arkamızda ne mal olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Sadece Marsilya tarafına gidecek bir mal olduğunu biliyorum. Bundan haberim var. Şunu şöyle mi yapsam? Tamam. Onu biliyorum. Bir de -4 derecede olduğunu da biliyordum. Biliyorum. Tüm hafta sonu bu dorse bizimle beraber dönecek. Allah'tan ki yani sakin yerleri biliyorum da ben dorseyi oraya bırakacağım. Böylece kimseyi rahatsız etmemiş oluyorum. Bu hafta sonu. Çünkü bu hafta sonu az önce dediğim gibi Noel günümüz. Yani Noel. Noel haftasını bozuluyor yani anlayacağınız. Neyse tamam. Biz bu sabah Kaş'ta gittik. 44 bölgedeydik. Orada iki tane depomuz var ama ben not da değildim. Başka bir depodaydım. Orası ana deposu. Nene Chateaubriand. Oradaydım. Sabah 6:30'da kaçtım. Ve ben bir saate kadar yani Burja geldiğimize kadar yolumuza devam ediyoruz. Orada ben yarım saat kestireceğim çünkü gördüğünüz gibi yani ben 15 dakika kestim. Ve birazdan yani 45 dakika sonra yarım saatimi yapıp yemeğimi yani yemek derken bildiğiniz bir sandviç. Biberli bir de peynirli. Al size sandviç. Ne yapalım? Önemli yani olan ne?
aç kalmamak. Ben de açlığımı kapatmaya çalışıyorum her yöntemden. Hafta sonu olduğu için fazla yiyeceklerim kalmadı. Bir de yemek yapmaktan eriniyorum. O yüzden yemek yapana kadar sizinle bir video yapayım dedim. Gördünüz mü? Sizin için ben sandviç yiyorum. Ama sandviç veya yemek yesem bile her ikisi de beni tok ediyor. O yüzden ben her zaman nefesime yenik kalmayacağım. Bir kuru ekmek yesem bile o da beni tok tutacak. Her zaman benim karnım istediğini vermeyeceğim. Benim dediğim olacak. O kadar. İstesem de istemesem de yiyeceğim. Oradan da tok kalmam. Bitti. Sorun yok. Neyse. Ben yani çoğu soruları görüyorum. Özel mesajdan, YouTube'dan, ayrıca da bu ara Instagram'dan 38 bin takipçi olmuşuz. 38 bin yani büyük bir aile, bayağı bir büyümeye başlıyoruz. YouTube'dan da 30 bin olmuşuz. Bayağı bir yani anlayacağınız ailemiz tamamıyla büyüyor. Neyse. Asıl konumuza dönelim. Yani görüyorum ki yani bir de bu arada affedersiniz de. Bütün mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten yani herkese cevaplamaya çalışıyorum ama zamanım yok. Yani bir de cevapladığımda tekrar yazdığınızda yazamıyorum doğru düzgün. Çünkü ben bile yani yoğunum. Bir ara buldum da ya video çekiyorum ya da yemek yemeye çalışıyorum. Bayağı bir zor. O yüzden yani haftalık bir video yetiştiriyorum. Çünkü şimdilik elimden gelen bu. Bayağı bir yoğun olduğumuz için başka türlü yapamıyorum yani. Anlayacağınız. Neyse. Konumuza dönelim. Çoğu kişi soruyor. Nasıl bu mesleğe başladın? Nasıl yaptın? Nasıl şoför oldun? Yani nereden aklına esti? Filan da pişman da. Ben söyleyeyim size. Şu an ben 22 yaşıma bastım. 3 hafta oldu. Biliyorsunuz benim doğum günüm 5 Aralık'tı. Tabii bu videonun yayınlamam zamanında bir de bu videoyu çektiğimde her zaman birkaç gün ara var çünkü montajı falan sus be kardeşim. Çünkü montajı falan yapayım diyene kadar öyle böyle derken biraz ara geçiyor tabii ki. Ama evet 20 gün önce tam 20 gün çünkü ben 5 Aralık'ta doğdum. Bugün 25 Aralık. 22 yaşıma bastım. Ben bu işi 2 sene önce başladım ama ilk önce tabii okula gittim. Herkes gibi diplomamı geçtim, diplomamı aldım. Ticaret bir diploma, yani ticaret bir okulda okumaya gitmiştim 3 sene. Burada biz de lise diyoruz ona. Lisemi yaptım, ondan sonra bir diploma geçmemiz lazımdı. Diplomamı geçtim, diplomamı cebime koydum, okulumu bitirdim. Ama ben satış, ticaret bölgesini hiç sevmedim, sevmiyorum da. Kusura bakmayın ama yani nasıl desem, yani biz şey satmak için yani o çalıştığın mağazalara göre tabii ki. Ama ne bileyim diyelim ki bir ayakkabılıkta çalışırsam veya elbise bölgesinde çalışırsam bilmiyorum. Az da olsa gülmeyin, yalakalık yapmam lazım. O yüzden ben yalakalık biri değilim. Yani diyelim ki ben seni sevmiyorum, pat diye seni sevmiyorum diye söyleyebilirim. Sorun yok. Yani ben niye tabii söylediklerime dikkat ediyorum ama yani dört yoldan da geçmiyorum. Düz hemen direkt söylüyorum benim hissettiklerimi. Böylece bu kişi fazla kafamı şişirmez, beni rahat bırakır. Ben de yani oh hayatıma devam ediyorum. Öyle. Neyse ne diyordum? İşte ben o bölgeyi sevmiyordum ve benim her zaman asıl isteğim yol yapmaktı. O yüzden yani her zaman yolda olmak, yalnızlık olmak, kimseyi görmemek. Affedersiniz. Bu işte olan avantajlarım başka bir işte bulamıyorum. Ve bulmak da istemiyorum çünkü benim asıl sevgim tır. Yani küçüklüğümden beri seviyorum arabayı sürmeyi, yolda olmayı, yalnızlığı, müzik dinlemeye, düşünmeye. Yani
buradaki olan rahatlığımı başka bir yerde bulamam. Başka bir yerde bulamam için ben bu sevgimi bir meslek yapmaya karar verdim. Ondan sonra tabii yani diplomamı aldım. Ama diplomamı almadan önce 18 yaşıma bastığım gün araba ehliyetimi geçtim. Yani B ehliyeti. B ehliyetimi aldım, kendi cebime koydum. Oradan da 19 yaşında bir formasyon geçmem lazımdı. Çünkü 21 yaşta altında olduğum için tır ehliyetleri yani ağır basit ehliyetleri almak için ya okuldan geçmem lazım. Ki ben zaten geçtiğim okul ticarette ve tırcılık değildi. Ya formasyon yapman lazım ya da 21 yaşını bekleyip teker teker ehliyetini geçip bir de üstüne de SRC geçmen de lazım. Ondan sonra sürmeye başlayabilirsin. Ben yani 21 yaşında altında olduğum için gidip formasyona yazıldım. 3 ay sürmüştü. Zaten bütün formasyonlar 3 ay sürüyor. 3 ay sürdüğü için ehliyetimi geçtim. İlk C ehliyetimi aldım. Cebime koydum. Oradan da hemen 6 ay geçmeden CE yani ağır vasıta 44 tonluk formasyona yazılmaya gittim. Şansıma da başka bir yani benim oturduğum şehirden uzaktı. Gittim taşındım. Böylece de annemgile daha çok yakın olurdum diye. Ben de gittim. Arvasitamı geçtim. C ehliyetimi. Ehliyetimi aldım. Cimimi koydum. Ve şimdi gördüğünüz gibi karşınızdayım. İlk başta tam ne aktivite yapacağımı bilmiyordum. Yani frigo mu yapsam, tente mi yapsam, kısa mı, uzun yol mu? İnanın hiçbir fikrim yoktu. Ama sürmek istediğimi biliyordum. Ama hangi işte işte bilmiyordum. Kendime düşündüm ki kendi kendime bir sene zaman versem, yani işi tanımayı, şirketleri tanımayı, nasıl oluyor, bir de maaş tarafları, iş tarafları, yorgunluk tarafları, tatil tarafları, yani bütün detayları A'dan Z'ye kadar bilene kadar kendime bir sene verdim. İlk başta frigo'yla başladım. İki ay yaptım onu. Oradan da kaçtım, TNT'ye başladım. Orada 4 ay kaldım. Sonra da kaçtım tekrar. Otomatik, onun adını hiç bilmiyorum. Kendi kendine yükü indiriyor. Şeyler var. Düğmeler var. Düğmelere basıyorsun. O da yükü indiriyor. Adını bilmiyorum. Damper mi? Ne diyorlar? Tam o mu? İnanın yani yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Onu yaptım birkaç ay. Üstelik de o şirkete iyi tarafı olan bu. Yani ne manütansiyonum vardı. Yani hiç yorulmuyordum. Bir de Avrupa yani Fransa dışı çalışıyordum. Yani Avrupa'yı geziyordum. Geziyordum derken Avrupa'yı yani fazla uzaklara da gitmiyordum. Bildiğiniz İtalya, Belçika, İspanya. Bitti. Bunları yapıyorduk. Sonra işte oradan da kaçtım. Sorunlar bende kalsın söylemeyeyim. Oradan da kaçtım. Ondan sonra dedim madem birkaç belki 1-2 ay daha kalmıştı bir senemi doldurmadan önce. Dedim o zaman ben her zaman uzun yol yaptım. Her zaman pazartesi gittim, cuma akşam veya cumartesi eve döndüm. Bu sefer de bir kısa yol deneyeyim dedim. Oysa gittim yani bir ajans var. Oraya yazılıyorsun. Onlar yani de iş çıktığında hemen seni arıyorlar. Sen en müsaitsen gidip çalışıyorsun. Kontrollü diye bir şey yok. Günlüğüne çalışıyorsun. Bir deneyeyim dedim. 2 haftalık kota çıkartmıştı bana kısa yol. Bir deneyeyim dedim. Hiçbir zaman denemedim. Üstelik de frigoydu. Hatta o video bir tane video var. Gülfem'le 10 saatlik yol yaptım diye. Ay Türkçesi neydi? Adı Bahtiyar Küçük. Yani o beraber yani yola gitmiştik. Hatta yani işimi çekmişti. O videoda yani ben bile şaşırdım. 1 milyon izlenme olmuş. Bayağı bir şoktayım. Neyse Allah bereket versin ne diyeyim.
Onu yapmıştım. Frigoylu. Yani gidiyordum, arabayı bırakıyordum, başka bir araba alıyordum, tekrar eve dönüyordum. Öyle böyle derken 2 hafta boyunca bunu yaptım ve ben fark ettim ki kısa yol benim için değil. Hiç benim tarzım değil ama hiç. Bu ne ya? Her gün eve dönmek. Ay, benim için dil yok. İstemiyorum. Başkalar yapsın, başkalar sevsin. Bana uymuyor kardeşim, uymuyor. Bana uzun yol verin. Kendime ait, yani kendime ait. Bir ben yaşayan bir tır verin ki yoluma gideyim, rahat rahatça işimi yapayım. Yani orada sorunumuz bitsin. İşte bu 4. firmamdı. Yani 4. 3,5 diyelim. 2 hafta kısa yol yaptım. Oradan da işte bu şirkete başladım. Bu şirkete çok girmek istiyordum ama biraz şeyim olmadığı için kısmetim değilmiş o zamanlarda. Ancak kısmetim çıktı. Kısmetim çıktığından belli gün baya bir mutluyum, rahatım, daha az stresliyim çünkü baya bir işim iyi gidiyor. Rahat hissediyorum kendimi ve ben gerçekten iyiyim burada. Yani bazı günler tabii ki baya bir zor, ağır, yoğun, çok yoğun hem de. Ama nasıl desem, rahatım da var yani. Her zaman da gelip de ağlayamam. Yok, ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Zaten mesleği ben seçtim, o yüzden fazla diyecek bir şeyim yok. Bir taraftan da biraz da yani hem iyi tarafları var hem kötü. Daha kötü tarafları tam olarak bulamadım. Bir de seni rahat bırakıyorlar. Yani rahatsın ya. Yok, ben bu şirketi, bu firmayı, bu işi sevdim. Çünkü ilk başta Frigo'yu sevmiyordum. Sevmeye başladım. Sevmeyi de öğrendim. Öğrettiler de. Sağ olsunlar. Öyle başladım eşeklerimi geçmeye. Ha, çalıştığımdan günden beri ilk firmamda bir hafta boyunca nasıl desem, bir şoförüne gitmem lazımdı. Okuldan çıkmıştım. Tabii okulla birlikte sürmüştüm. 20 saat sürmüştük toplam olarak 3 ayda. Onunla beraber bir şoförle beni bir hafta boyunca yolladı. Yani her gün zaten git gel yapıyorduk. Kısa mesafe. Yani daha çok beni yavaştan yavaşça yola atmak için. Bir haftamı geçtikten sonra bana dedi ki, sen kendi kendine yapayalnız tırını alıyorsun, Lyon'a gidiyorsun, kimsesiz. Tamam dedim, kaçta çıkayım dedim. 5-6 gibi çık. İyi tamam dedim. Sorun yok dedim. Hiç yok. Tıra çıkıyorum. Nereye başlayacağımı bilmiyorum. Yani bir taraftan heyecan, bir taraftan hem tatlı heyecan vardı, hem kötü heyecan vardı. Nasıl desem, cesaretim vardı ama yapayım mı? Yani hata yapmaktan korkuyordum daha çok. Ondan korkuyordum. Neyse dedim, hadi olacağı var, tırı kırırsam da kırarım, ne yapayım dedim. Neyse, ondan sonra bir bismillah çektim. Ayet-el Kürsi'yi okudum. Yavaştan yavaşa yoluma gittim. Bir de köy yollarında o firma köy yollarındaydı çünkü kendisi deposu bir köydü yani. Gel oradan çıkmaya çalış. Baya bir dar. Bir arabayla bir tırdan geçmiyor. Her iki tır hiç geçmiyor. Bir de şöyle sağ sol yapıyor yol. Neyse, en sonunda çıkabildim oradan. Baya da bir dardı çünkü ağaçlar vardı. Neyse. Ha dedim, bu yoldan çıktım. Çıkabildiysem demek ki diğer yolları da yapabilirim. Diğer yolları yapmaya başladım. İlk başta bayağı bir stresliydim. Müziğimi açtım. Geldi Allah. Niye müziği ne açıyorsun ilk gününde yapayalnız başladığında? İnanın ben de bilmiyorum. Falan müziğimi açtım. Müzik dinlemeye başladım. Yola baktım böyle. Böyleydim. Konsantreydim. Yola bakıyordum. Biraz şarkı söylüyordum. Ondan sonra yavaştan yavaşa bir hafta geçtikten sonra böyle sürdüm. Biraz daha alışmaya başladım. Ondan sonra hatırladım ki okulda, çünkü bir şoför
ehliyetini aldıktan sonra şey 6 ay ehliyetini aldıktan sonra ta 18 ayına yani ben ehliyetimi aldım. 6 ay sonra ben yolda biraz tehlike olarak gözüküyorum. Niye? Çünkü 6 ay sonra kendini fazla cesur görüyorsun. Tırını nasıl desem küçültüyorsun yani. O yoldaki olan tehlikeleri küçültüyorsun ve büyük görmüyorsun. Yani az dikkatli oluyorsun yolda. O yüzden tehlikeli yollar yeni alan ehliyetlerini. O yüzden bir ara değil de bazı firmalar var. 2 senelik eğer şeyin yoksa, tecrüben yoksa şoför istemiyorlar. Niye? Çünkü 2 seneyi geçtikten sonra tecrübeni aldıktan sonra işte yolda yani hem rahatın hem de dikkatliğini kaçırmıyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Şükür elhamdülillah şimdiye kadar büyük bir kazam olmadı. Hiçbir kimseyi öldürmedim, kimseyi de beni de öldürmedi. Yani hiçbir zaman kötü bir olayım olmadı. Allah'a şükür, binlerce şükür. Böyle devam edeyim. Bütün şoförlerimiz de korusun inşallah. Maşallah diye nazar değmesin. Öyle. O benim ilk haftamdı. Ondan sonra birkaç ay geçti. Kendim yine korkulu değil de yine dikkatli olmaya devam ediyordum. Çünkü ben onu hatırlamıştım. İşte biraz fazla kendine güven verdiğinde baya bir tehlikeli olduğunu onu düşünmüştüm. O yüzden tekrar dikkat etmeye başladım. Ondan sonra zaten bir buçuk seneyimi geçtim. Şimdi hem rahatım hem dikkatli yapıyorum, hem dikkatli sürüyorum. Yani şimdilik bir sıkıntım kalmadı. Ha bazı yerlerde zaten görüyorsunuz. Yanaştığımda rahatım. Bir fazla zorlanmıyorum. Zaten tek seferinde yanaştığımda hiçbir zaman çekmem. Çektiğimde her zaman yani çektiğimde ben bir kere tek seferinde yanaştığımı bile bilmiyorum. Ne zaman çekime geçersem o zaman hata yapıyorum. İnanın bilmiyorum bunu. Niye? Ben de anlamadım. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Neyse ne. Yapacak bir şey yok. İnşallah benim yanaşmalarımı seviyorsunuz veya sevmiyorsunuz. O fark etmez. Çünkü ben yanaştığımda zaten yanaşlığımı değiştirmeyeceğim. Değiştiremeyeceğime göre inşallah seversiniz. Ne diyeyim? Öyle diyeyim. Eğer bir de bunu görmüştüm. Yani nasıl aile kuracağım bu işle? Gel bu işi bırak. Başka bir iş yap veya ev hanımı ol. Hayır ben ev hanımı olamam. Çünkü benim maaşım girmesi lazım aylık. Evet bu işten yani uzun yoldan tabii ki aile kuramam. Ama ailem olmadığı için yani ben kendi yuvamı kurmadığım için o yüzden ben şimdilik yoldayım. Sevgimi yapıyorum. Sevdamı yani ben şu an evliyim. Kiminle? Tırımla. Tanıştırayım. Tırım. Abonelerim benim ailem. Tamam mı? Tamam iyi. Güzelmiş. Neyse ne diyordum? Unuttum. Ha bir de unutmak için ben yani 2 saniyede unutmak için ben 1 numarayım. Ne diyordum ya? Sana unuturum. Yeminle unuttum ya. Bilemiyorum. Gerçekten unuttum. Neyse o aklıma gelene kadar ben söyleyeyim şu an biz neredeyiz. Ha nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Otoyoldayız ama gördüğünüz gibi deminden belli düz yoldayız. 45 dakika sonra benim mola saatim var. Ki zaten 45 dakika sonra bir şeye geleceğiz. İstediğimiz istasyona. Orada molamızı verip sandviçimizi yiyip çünkü böyle bir karnım aç olmaya başlıyor. Yemek çağırıyor ama yemek veremiyorum buna maalesef. O yüzden şimdilik yapacak bir şey yok. Sizinle bu videoyu yapıyorum. Siz de izlersiniz güzelce cuma günde. Ki zaten bütün videolarım genelde %75'i cuma günü çıkıyor.
Tamam. Korona değilim. Korkmayın ha. Korona değilim. Ha, ailendeyseniz. Avi, bir soru sormuştum. Ha, valla, affedersiniz. Tamam, aklıma tekrar geldi. Evet, sormuş, tekrar dönüyorum konumuza. Sormuştunuz nasıl bir aile kurarsın diye. Şu anlık benim ailem olmadığı için, sözlü olmadığım için, evli olmadığım için, çoğu çocukla karışmadığım için. O yüzden bu uzun yola devam edeceğim. Uzun yola devam ediyorum. Anlayacağınız bu. Kısa yol yapmıyorum çünkü sevmiyorum. Ama tabii ki eğer bir gün nasip, kısmet, evlenirsem, sözlenirsem, nişanlanırsam, üstelik de yani anne olursam da, tabii ki o zaman kısa yolu, uzun yolumu bırakıp ya kısa yol yaparım ya da hiç çalışmam, bilemiyorum. Yani o durumda daha olmadığım için büyük konuşmak istemiyorum. Ama aklımdaki fikirler bu. Artık bakalım nasıl olacak, nasıl kısmet işler yani, ben karışmıyorum. Zaten nasıl olsa kaderimiz yazılı, yapıldı. Allah bizim için en nasibini versin, en güzelini versin, en hayırlısını da versin inşallah. En önemlisi de zaten bu. O yüzden yani şimdilik uzun yola devam ediyorum. Ben kendi halimden memnunum. Kimileri bana acıyor. Ben söyleyeyim. Eğer insanlara acırsanız acınacak duruma düşersiniz. O yüzden kimse kimseye acımasın. Ben kimseye acımıyorum. Kimse de bana acımasın. Çünkü siz acınacak duruma düşersiniz. Gün gelir düşersiniz. O yüzden ben halimden memnunum. Mutluyum hayatımda. Helalimden çalıştım. Kendi maaşım, aylığım geliyor. O yüzden yani ben kendimden gurur duyuyorum. Ailemizdesiniz, ailem de gurur duyuyor benimle. Annem de gurur duyuyor, babam da gurur duyuyor. Hatta benim ailem bile videolarımı izliyor. Yani ben hayatımdan memnunum. Ha, belki bir gün gelir başka bir iş yaparım. Gerçekten zannetmiyorum. Yaparsam da hayırlısı olsun. Ben fazla büyük konuşmak istemiyorum, planları yapmak istemiyorum. Olacağına varır. Kafamı kırmamaya çalışıyorum. Şu an mutluyum ve mutlu olduğum günlerimi A'dan Z'ye kadar mutluyum. Nasıl desem? Mutluyum ya. Ha, bazı günleri var yani yorgunluğumu, yoğunluğumu. Ha, mesela geçen videomda gözlerim biraz altları şişikti. Yapacak bir şey yok. Mesela bu akşam da ben bu gece 5 saat uyudum. Biraz makyajından kapatmaya çalıştım. Bilmem gözüküyor mu? Ben fazla fark görmüyorum. Ama yani ben halimden memnunum ya. Seviyorum işimi. Sabah kalktığımda ha, bazı günler var tabii. Kalkmak istemediğim günler var tabii. Ama genelde kalktığımda mutluyum ya. Ben mutluyum, seviyorum işimi. Benim bana acımanıza gerek yok. İşimi de aşağılamaya gerek yok. Çünkü biz zaten yeterince aşağılanıyoruz. Kimsenin zaten saygı göremiyoruz. Ben bile kadın olduğum halde, yani kimsenin değil de çoğu insanlardan ben bile saygı göremiyorum. Halbuki ben saygı duyuyorum ama ben onlar için saygı duymuyorum. Ben kendi kendime saygı duyduğum için o yüzden insanlara saygı duyuyorum. Ama ilk başta ben kendime saygı duyduğum için ondan yapıyorum. Ben merhaba derdim. Ha, merhaba demek istemiyorsan sorun yok. Ben merhabamı derdim. Saygımı yaptım kendi kendime. Sen kendine saygısızsan benim sorunum değil. O benden aşıyor yani. Bilmem anlatabildim mi? İyi tarafları da bu. Yani mesela ben sizinle hani hayatımı gösteriyorum, işimi gösteriyorum. Yani beni geçen seneden beri tanıyorsunuz. Artık birkaç aydır her hafta video atıyorum. Beni daha çok yakından tanıyorsunuz. Ben zaten sizi ailem olarak artık görüyorum sizi. Yani gün gelir belki yollarda karşılaşırız. Ne bileyim, belki yolda beni görürsünüz. Benim zamanım olmaz, sizin de zamanınız olmaz. Bir dörtlük açabilirsiniz, bir selam verebilirsiniz veya uzaktan yani arkamdan gelirsiniz. Bir selektörde patlatabilirsiniz. Ha, araba, hatır, sorun yok. Ben herkese merhaba derim. Aleyküm selam şimdiden. Selamun aleyküm. Öyleciğim. İyi tarafları yani biraz komik değil de samimi oluyor.
olmasın ise bazen stasyonlara gidiyorum. İşte bazen şoförlerle karşılaşıyoruz. Yani ben Popa'ya geliyorum, yanımda zaten bir tır veya ben durduğumda arkamdan başka birkaç dakikalar sonra başka bir tır geliyor, o da molasını veriyor. Ha belki tanıyor beni veya belki tanıdı, belki internette gördü. Ara sıra işte bir kahve içmek, bir çay içmek yani hoş oluyor. Bir de insanlara da rast gelmek daha çok güzel oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Ben bunu demek istedim. Yani ben hayatımda memnunum. Sizi de yani çok seviyorum. Bütün mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. Gerçekten cevaplamaya çalışıyorum ama hiç zamanım yok. Yani ben kendimi görmeye bile zorlanıyorum. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Bayağı bir yoğunum, yorgunum. Bazen belim ağrıyor. Bazen sadece gözlerimi açamıyorum. Yoğunum, yorgunum. O yüzden bana kızmayın. Aksine yani öyle düşünün, yani belki bir gün zamanı olur da zamanını yemeğe verene kadar bana cevaplamaya çalıştı. Böyle düşünün. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Siz öyle düşünün ki ben de üzülmeyeyim. Çünkü ben yani sevdiğim insanlar üzüldüğünde ben de üzülüyorum. O yüzden üzülmeyin ki ben de üzülmeyeyim. Bu yollarda üzgün yollarımı yapmayayım. Çünkü üzgün olduğumuzda yollarda daha az dikkatli oluyoruz. Niye deseniz, çünkü kafamız başka bir yerde, gözlerimiz başka bir yerde. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden yani şöyle güzel bir terbiyeli, temiz, bir güzel aile olduk. Samimi. Çok seviniyorum ve hepinize teşekkür ederim bana verdiğiniz destek için. Belki siz olmasanız videolarıma devam etmezdim bilmiyorum. Ama mesleğime devam ederdim. Bu kesinli. Bu kesin. Zaten öndeki bayramla ben gurur duyuyorum kendimden. Kendi hayatımdan, yaptığım yollardan. Tabii yani yaptığım hatalardan fazla gurur duymuyorum da. Şu an olduğum kişi, yaptığım meslek. Şu an ben nasılsam kendimle böyle gurur duyuyorum. Ha, her gün zaten kendim yani daha iyi biri olmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Kolay da değil. İşte. Normalde sanırım yani detaylıca sorularınıza cevapladım. O iki sık sık gelen sorularınıza. Umarım yani söylediklerim sizi mutlu etmiştir. Çünkü ben yorumlarınızı gördüğümde ben gerçekten mutlu oluyorum. Sevinçten yani uçurum değil de uçmak gibi bir şey. Öyle diyelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef bu videonun sonuna geliyoruz. Hatta görüşmek üzere. Size hayırlı cumalar. Noel'i kutluyorsanız hayırlı Noel'ler Necim. Ben kutlamıyorum. Hiçbir zaman da kutlamadım. Kutlamam da. Çünkü bizim burada yani dinimizde yok. İslam dinimizde. O yüzden size hayırlı cumalar ve diğer cuma olursa bilmiyorum. Yani eğer yeni seneye geçeceğiz mi, diğer aya geçeceğiz mi bilmiyorum. Eğer diğer aya geçersek, çünkü bugün cuma 25, diğer cuma ne kadar, hangisi olacak bilmiyorum. Ha, diğer ayı da olursa da iyi seneler diyeyim. Ve tekrar görüşmek üzere. Ama bir parmak atmayı unutma. Abone olmayı unutma. Bir de o aşağıdaki alarm var ya, uyandırıcı. Yani ne zaman video post ettiğimde sana mesaj atıyor. Onu aktive et. Onu aç. Bil ki böylece ben ne zaman video atarsan veya ne zaman fotoğraf atarsan böylece bilgin olsun. Beni de yani takip etmeyi de unutma. Diğer macilerimi takip etmek istiyorsan da Instagram'dan da takip edebilirsin. Genelde daha çok Instagram'da aktifim. Öyle diyelim. O yüzden en kısa zamanda inşallah görüşmek üzere.